Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Peşmerge, Kerkük için intikamı hazırlanıyor. Tek umudumuz Türkiye. Değerli izleyenler, Peşmerge, 2017 yılında çıkarıldığı Kerkük'te intikam hazırlığı yapıyor. Irak-Türkmen cephesi, tek umutlarının Türkiye olduğunu dile getirirken, silahlı eğitim verilen 10.000 Peşmerge'nin sokak olayları için hazır bekletildiği ifade edildi. Irak'ta her geçen gün büyüyen siyasi krizi fırsata çevirmeye çalışan Peşmerge unsurları, 2017 yılında çıkarıldığı Kerkük'te intikam hazırlığı yapıyor. O dönem bölgeden çıkarılan militer güçlerin daha sonra sivil görünüm altında yeniden bölgeye sızdığını ifade eden Irak-Türkmen cephesi sözcüsü Mehmet Seman, Kerkük'ün Pençe Ali, Şorca, Rahimava, Şorav ve İmam Kasım mahallelerinde onlarca hücre evleri var diye konuştu. Seman, Peşmerge'ye ek olarak Baruthane semtinde PKK'ya ait örgüt evleri var. Ve Kandil'den üst düzeyde isimler, sahte kimliklerle Kerkük'e geliyor ve bu evlerde toplantılar düzenliyor ifadelerini kullandı. Kürt unsurlarının Bağdat'ta büyüyen siyasi belirsizliği kullanarak Kerkük hesapları yaptığını vurgulayan Seman sözlerini şöyle sürdürdü. Son seçimler İran'ın nüfuzunun büyük oranda kırıldığı bir tablo ortaya çıkardı. KDP ve KYB'nin hesabı, Bağdat merkezli krizin kaosa dönüşmesi ve tıpkı 2014'te olduğu gibi federal ordunun bölgeden çekilmesi ve o boşluğu kendilerinin doldurması üzerine kurulu. KYB'ye bağlı Zenyeri ve Barzani'nin Palestin istihbarat ağları bölgede faaliyetlerini olağanüstü arttırdı. KYB ve KDP temsilcilikleri, Kerkük dışından gelen gizemli kişilerle toplantılar düzenliyor. Biz daha önce hem DEAŞ hem de Peşmerge işgallerine ağır bedeller ödedik. Şu an devam eden hazırlıklar ve sahnelenmek istenen senaryo, Türkmenler için büyük tehdit. Türkmen ve Arap kanaat önderlerine yönelik suikast planları yapılıyor. Halen Haçlı Şabi çatısı altında bulunan 15. ve 16. alaylarla Kerkük savunma gücü doğrudan Irak ordusu bünyesine alınmalı. Irak-Türkmen cephesi yürütme kurulu üyesi Hicran Kazancı ise Peşmerge tarafından silahlı eğitim verilen 10.000 militanın sokak olayları için hazır bekletildiği ifade edildi. Kerkük'te Arapların Uyanış Konseyi adı altında yaşanacak karmaşa haline yönelik hazırlıkları olduğu belirten Kazancı, Türkmenler böyle bir durumda savunmasız kalacak. Tek umut kapımız Türkiye. Militanlara ait hücreler yanında çok sayıda gizli silah deposu ve cephanelik de bulunuyor dedi.